Merhabalar, ben Sherlock. Yine yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. En son bir vakamızı bitirmiştik. Sonra yeni bir vaka geleceği bariz belli olan bir turnuvaya katılmıştık. Ardından bir vaka gerçekleşmişti tabii ki. Onun bilgilerini toplamıştık. Ve bunun ışığında da polisle konuşup polis karakoluna gidip daha detaylı bilgiler edinmek için izin aldık. Şimdi polis karakoluna gideceğiz efendim. Ama önce araştırmamı yapacağım. Sonra polis karakoluna gideceğim. Scotland'a sonra gideceğiz. Şimdi eve geldim. Hızlı bir şekilde ben araştırmamı yapmak istiyorum. Maya takvimi ile ilgili detaylı bilgi edinelim. Bakalım olay neymiş Maya takviminde. Tarihle ilgilidir bu. Direkt ansiklopedilere gidebiliriz bunun için bence. Sanat, mimari, tarih. Tarihe gittim. Orta Amerika'da Maya medeniyetleri. Zaten Maya takvimi olduğu için Maya İmparatorluğu günümüzde Guatemala olarak bilinen bölgede tropikal arazilerin merkezinde milattan sonra 6. yüzyılda gücünün ve etkinliğinin zirvesine ulaşmıştı. Mayalar tarımda, çömlekçilikte, hiyeroglif yazılarda, takvim oluşturma ve matematikte büyük üstünlük sağlamışlardı. Günümüze mimarlık alanında ve sanatsal sembolik çizimlerde hayret verici eserler bıraktılar. Guatemala'da hüküm süren başlıca millet Kiçeleridir. Bu millet Maya Kiçe ismiyle de bilinirdi. Bu isim çok ağaç anlamı taşımaktadır. İkamet ettikleri ormanlık dağ arazilerinden gelmektedir. Kiçelerin son imparatoru Tekun Umandı, bizim heykel. Bu kral Pinal Savaşı'nda İspanyol işgalcilerine karşı ordusunun yanında çarpıştı ve bu savaşta Don Pedro de Alvarado'nun kılıcının göğsünü delip geçmesiyle hayati bir yara alarak öldü. Efsaneye göre Tekun Uman ölümünden sonra bile halkını korumaya devam etmektedir. Bu da en önemli Evet. cümleydi sanırım. Şimdi bu bilgiyi de edindik. Şimdi yapacağımız şey karakola gitmek arkadaşlar. Hadi bakalım Scotland Yard gidiyoruz. Bu arada mikrofon kapalıymış. Burayı hızlı geçmişimdir muhtemelen. Karakola girdik. Ondan sonra işte şey gelmiş, Watson gelmiş. İçeri girdik, belgelere bakıyorduk. Belgeleri aldık, bazı sembolleri değiştirmiş. Onu gördük. Sıradan bir kalem var. Para cüzdanı, onu zaten anladık bunları. Bunları anladık, pahalı. Tamam. Şu Maya takvimine bakalım. Tamam, yakından inceleyelim o zaman. Madem öyle diyorsun. Oo, arkasını markasını inceleyebiliyoruz. I'll need to redraw them. Tamam, elimizde bir belge var, onu düzenleyeceğiz. Aynen. Şimdi. Şimdi birincisi çıp 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 çıp. Böyle basitmiş, güzel. Basit olmasını sevdim. Bakıyorum. Bakıyorum. Şu. Kutsal tapınak mı, mezar mı? Nasıl ya? Kutsal tapınak veya mezar mı bu? Kutsal tapınak diyeyim. Hadi. Mezardır muhtemelen. Kesin mezar çıkacak ama. Sonracığıma buna geçtik. Şu galiba. Yok, değilmiş. Bu da değil. Ne kadar çok sayfa varmış. Giderse, rahatsız ederse, okursa. Ha, mezarı rahatsız ederse birisi, o zaman diye görür diyor. Tamam. Böyle fil gibi bir şey, tamam mı? Aklımda öyle kalsın. Şu üzerinde doğacak, üzerinde olacak, giderecek, üzerinde olacak diyelim. Sonra bu elinde güvercin tutuyor diyelim, tamam mı? Elinde güvercin tutuyor. Elinde güvercin tutuyor. Neredesin sen ha? Yuvarlanan kaya. Yükselen heykel. Kesin yükselen heykel bu. Sonucu kafasında böyle bir şeyler olan, beyni olan, bir ayağı olan bir şey. Tırnaklarında gözüküyor. Görecek, gelecek. Gelecek. Yükselen heykel gelecek ve onu öldürecek. Tadında bir yazı var burada. Ben size söyleyeyim. Bunu görmüştük. Seçilmiş olan diyelim. Savaşçı olan da olabilir bu arada. Neyse. Devam edelim. Hızlı bir şekilde. Şuralarda bir yerde görmüştüm onu ya. Neredeydi? Buralardaydın ya. Aha, buradasın. Her kim?
Onu rahatsız ettiyse öldürecek. Sürekli bir öldürmeye götürüyorum ama yani. Bavullar var, tamam mı? Bavullar var. Lanet. Lanet gelecek. Çünkü hastalıkla veba ile alakası yoktu bu durumun. Göz. Baykuş gözü. Baykuş gözünü seçelim. Şuydu baykuş gözü. Demin önünde durdum. Ha o değil, o değil. Şu. Şu. Ölümleri, yıkımları, bozgunları. Ölümleri. Lanet ölümleri getirecek. Tadında bir şey sanırım. Hazır onu görmüşken şunu da ekleyelim bu arada. Sadece diyelim şimdilik. Ona bakarız, karar veririz onlara. Balina gibi bir şey. Balina gibi bir şey. Bağışlanacak. Sadece bağışlanacak. Affedilen aslında bağışlanacak. Neyse bakarız, ona da bakarız. Sonucu merak ediyorum açıkçası şu an. Dur bakayım. Böyle bir değişik, bir şey görürsem tıklayacağım. Şurada. İçinden, elinden. İçinden. Tamam şimdi. Mezar diyorum, tamam mı? Mezarı kim rahatsız ederse üzerinde olacak, derece üzerinde olacak yükselen heykel gelecek seçilmiş olan. Ha, mezar. Her kim rahatsız ederse lanet üzerinde olacak. Ölümleri yükselen heykel elinden gelecek. Sadece seçilmiş olan bağışlanacak. Tamam şimdi oldu. Kutsal tapınak mı? Kutsal tapınağı her kim rahatsız ederse lanet üzerinde olacak. Ölümleri yükselen heykelin elinden gelecek. Sadece seçilmiş olan bağışlanacak. Şimdi oldu işte. Zacharias Greystoke, a member of the club, was killed as the curse decreed. I'm always ready to help anytime. Tamam, sen şimdilik dur. Bu çıkarımı kenara koyduk, tamam mı? Bu çıkarımı bir kenara koyduk. Şöyle giriyorum içeri. Bir cesedine bakalım. Cesedine bakalım. Morg burası. Aynen. Selamünaleyküm sayın ceset. Gözüne de bir şey olmuş. Muhtemelen yere düşmeyle. Yo, ciddi bir enfeksiyon. Okey, tamam. Of. Acayip dermiş. Şu ne? Ha, arkasını da çeviriyor. Oo, her yeri yara bere dolu ya. Eski yaralar var. The murderer aimed for the heart. The weapon must have been thrown by a strong and skilled person. It's possible that the link between Zacharias and the curse is at the archaeological club. I'll need a search warrant. Evet, girmemiz lazım bence de. In his report, some specific cardiac and digestive system damage. Sindirim sistemi zedelenmeleri varmış. Okey. Traces of alcohol. Alkol kalıntıları. Görünüşe göre Zacharias ölmeden önce içiyormuş. Okey, tamam. O olabilir. O olabilir. Şimdi burada başka bir şey yapılacak bir şey var mı? Bakayım şöyle bir hızlıca. Tamam, gidelim buradan. Gel Watson, gel. Bu tarafta bir şey yok. Buraya girilmiyordur herhalde. Ha, müdürden izin alacağız şimdi. Tamam. Olur. Selamünaleyküm müdür bey. Aren't you supposed to be investigating those cases of yours instead of bothering me? Good day to you too, Inspector. I have a small favor to ask of you, a search warrant to investigate the murder at the club. Gülecek şimdi. No, no. Ha, gülmedi. Çok ciddi bir adam oluyor ama. Gizli gireriz, gizlice gireriz. Kızarmış gözleri, uyumamış gece. Ben sana söyleyeyim, ciddi bir sıkıntı var. İyi uyuyamamış, aynen. Aa, mürekkep lekesi. Kırmızı leke. Şarap mı kan mı? Şarap. Sabaha kadar içmiş, ben sana söyleyeyim. Kan olma ihtimali yok. Polis memurunun üstüne kan olur mu ya? Viski. Aynen, akşamdan kalma. İyi değil. Akşamdan kalma. İçmiş, aspirin kullanıyor şimdi. Silahla oyun olmaz bir kere. Onu söyleyeyim. Keyfi yerindeymiş. Okey. Mektup. Kadının el yazısı. Robin ailesinden mektup. Bu ne? Pahalı parfüm. Kadın mendili. Bakalım, hemen portresini inceleyelim memurumuzun. Lestrade, Lestrade, yorgun, dün gece iyi uyuyamamış, şarap içmiş, şimdi ise başı ağrıyor. Silahını temizlediğine göre keyfi yerinde olmalı. Bir bayan parfümlü mendilini hatıra olarak saklıyor. Bir İngiliz meclis üyesinin eşi olan bayan Robin'in Lestrade'nin mevcut durumuyla bir bağlantısı var.
By the way, do you know if Sir Robin is currently in town? I have no idea. And why on earth should you even think that I might know that? Well, I believe I may have solved a case about, let's say, a salacious inspector. No, it's not what you think. Nothing. Böyle yapacak, içeriye girecek. Aynen. Come on, then. Take your warrant. Bu kadar basit, yemin ediyorum. Çok zeki bir adam. Oh no, I've got it. I won't need you for a while now, Watson. I'll see you later. Hadi, o zaman şeye gidelim. Siz söyleyin. Tekrar kulübe gidelim. Tamam mı? Yolda da şu çıkarımları halledelim. Hadi bakalım. Şimdi fiziksel yetenekler. Sir Charles yalnızdı. Cinayet hakkındaki gerçekler Maya takvimiyle alakası var bunun, tamam mı? Sir Charles heykelini koşarak kaçarken görmüş. Koşan bir heykel görmedi. Ya yalan söylüyor ya da koşarak kaçan başka biriydi. Bence böyledir ya. Bakalım, göreceğiz. Yani bütün ipuçlarını birleştirince olacak. Fiziksel yetenekler. Yine Maya takvimi diyebilir miyiz? Aa, hiçbir şey diyemedik. Tamam, vazgeçtim. Seçimi kaldır. Sir Charles yalnızdı. Cinayet hakkındaki gerçekler. Hiçbir şeyle birleşmiyor. Hiçbir şeyle birleşmiyor. İnanılmaz. Neyse, tamam. Sonra karar veririz bunlar o zaman. Hadi gidelim. Kulübe gidelim, kulübe bakalım. Şu an merak içinde ölüyorum böyle. Acayip meraklandırdı beni bu durumlar. Tamam, içeri girme yetkim var. Açılın. Burayı temizlemişler biraz da olsa en azından. Okey, yani not bad. İçeri girme iznim var diye bir haber vereyim şu adama. Hızlıca bir haber verelim. Yani haberi olsun. I would like to take a look inside the clubhouse. I see. Here's the key. But I do protest. Ya, versen ne olur? Versen, vermesen ne olur destek ya? Cinayet çözüyoruz, cinayet kardeşim. Arka sokaklara bağlatma beni. İçeri gidiyorum. Kobara. Evet, selamünaleyküm. Sağ ayakta girelim. Dur bakalım. Ha, hemen şuradan başlayalım. Pahalı mücevherler, bilmem neler. Tamam, umurumda değil. Önemli değil bu. Bu da önemli değil. Tamam. Bu da önemli değil. Şu an önemli bir şey görmedim. Aa bak, bu tarafta önemli şeyler olabilir. Aslında yukarıda Maya takvimi gibi şeyler var ama. Yok, burası da alakası yok. Şu ana kadar gözüme çarpan bir detay olmadı. Aa, bu dünya açılır. Bu dünya açılır, ben size söyleyeyim. Ne dedin? O parçayı bulunca açılacak bu dünya. Tamam, bu dünya açılacak, ben size söyleyeyim. Kasa gibi bir şey bu, ben kesin öyle. Kocaman çüşüyor abi. Aa, parçalardan biri galiba bu. It appears that it's a part of a gold statue from Guatemala. Solid gold. It's worth a fortune. Vay canına. Başka bir detay yok mu? This piece has been cleanly and intentionally cut. Bu da önemli bir bilgi. These antiques look quite valuable. Pahalı antikalar var. Buna bakmamız lazım. Niye baktırmadı? Aha, koleksiyon sahipleri ölmüş. Bunlar bağlantılı. Burada her türlü şey var. Ben size söyleyeyim. Bu masada ne var? Mektup. Mektup. Sevgili Sir Charles, kulüp hesabınıza yeni bir nakit dilimini başarılı bir şekilde yatırdığımızı bildiririz. Nitekim ödemesi geciken önceki miktarlardan dolayı kredi toplamı 1000 euroya düşmüştü. Hesabınızı incelemek isterseniz lütfen doğrudan banka müdürüyle iletişime geçin. Ben size söyleyeyim, burada para cinayeti var arkadaşlar. Mart 1881, James Ness ve oğulları kuyumculuk Sir Charles'ın Yellingham. Tarihi eserinizin fiyatını onaylıyoruz. Altın bir Guatemala heykelinin adamın parçasını satıyor. Bu eseri satın almayı kabul ediyoruz. Ödeme bu mektuba ilişkine makbuzdan 48 saat içinde yapılacaktır. Bu alışveriş tamamen yasal olsa da gizli kalacağını size garanti ediyoruz. Bak, ulu orta yere bırakılır mı bu evraklar kardeşim? Lord Stevenson. Lord Stevens kim acaba? Bu kim acaba? Bizim adam mı? Aynen, aşağıdaki adam. Muhafız yüzbaşıyım zamanında. Çekmecelere bakalım. Burada bir şey var gibi. İki tane daha evrak var burada. Hemen alalım bunu.
Asil kutlamalar şirket müdürü Bay Oliver'a bowling kulübümüzün müsabakasının ödül töreninde organize etmek üzere misafir gezisi için gerekenler listesi. Ivır zıvırlar. Bütün bunların oldukça pahalı tutacağına farkındayım. Nitekim lütfen bana ödeme için bir miktar süre verin. Hatırladığım kadarıyla önceki alışverişlerimizde buna razı gelme cömertliğini göstermiştiniz. Param yok demeye getiriyor. Bankası. Elimizdeki kayıtlara göre kredi ödememiz bir kez daha geciktirilmiş ve bu dördüncü oluyor. 7 ile 10 pound arasında ceza kesileceğini bildiriyoruz. Teklifinizi değerlendikten sonra falan filan. Her türlü haltı karıştırmış bu adam ya. Bakalım hemen. Yanılgı merkezinin önünde de söylediğim gibi bu takvimi veremezsin. Üzerinde çalışmak istiyorum. Zakaryas. Ödül töreninden önce bu meseleyi tartışmalıyız. Diğerini de bu konuda uyaralım. Diğeri kim? Üçünden biri. Diğeri kim? Asıl önemli soru bu. Diğeri kim abi? Başka bir şey kaldı mı? Ha, diğeri de burada mı? Yok, yokmuş. Burada değilmiş. Tamam. Tamam, burada değilmiş. Bu sıradan bir infoydu. Okey. Orada bir şey var mı? Yok. Orada bir şey var mı? Yok. Aha, bir sürü fotoğraf. Diğerini de bulduk. Zacharias Greystoke. Bu adam Charles. Bu adam kim? Olay bu. Olay bunda kopuyor. Olay onda kopuyor. Guatemala 1881. I don't think this is a bowls tournament. Evet, savaştılar mı? Ne yaptılar? Boş alan var. Tamam. Okey. Aa. The photograph appears to have been faked or damaged. I'll take it. Bir şey yapılmış fotoğrafa, okey. Biri daha var yani, dördüncü de var yani. Üçüncü değil, dördüncü de var. Kulüp salonunu aradık, bitirdik. O zaman... Diyalog kuracağız. Şimdi, kulüpteki fotoğrafı analiz edeceğim. Diyalog kuracağım. Aşağıya ineceğiz, diyalog kuracağız şu an. O dünyayı açmak istiyorum ama kesin dünya açılıyor abi. Bak, ısrar ediyorum bu konuda. Hani siz de görüşünüzü bildirebilirsin, net. Merhaba Sir Charles. Yeniden ben, evet. Sir Charles, you informed me that you didn't know why Mr. Greystoke was here at such a time. That's correct. I have no idea. Hadi canım oradan ya. Kulüpteki telgraf. Arama izni, maya takvimi. But in fact you do. Mr. Greystoke wrote to you about him coming with another person to visit. Ah, well, yes, that is right. He raised a scandal about the Mayan calendar, so he wanted to see me before the ceremony. But I don't know exactly what it was that he wanted, or who this other person he mentioned might have been. Nasıl bilmiyorsun ya? You have a fine collection at your club, with one disturbing thing in common. All the items are from our club members. Hepsi ölü. Öldükten sonra bağış. But only from deceased members, including Mr. Greystoke. Yes, but it is a rule of the club that all our members undertake to donate their personal collections to us in the event of their death. Ya bırak şimdi ya. Bir şeyler çeviriyorsun sen. My club. What a disaster for our reputation. Bir şeyler çeviriyorsun. Şimdi analiz etmeye gidelim o zaman hızlıca. Hemen eve gidiyoruz arkadaşlar. Hemen şu fotoğrafı analiz edelim bakalım. Acaba kimi silmişler o fotoğraftan? Anlayabilecek miyiz? Baksana bayağı damage almış. It appears that part has been painted over. I need to find out what's underneath. Kolay kardeşim, hallederiz. Hallederiz. Hemen aldım onu. Hop, buna batırdım. Tamam mı? Solvent. Hemen yapıştırıyorum buraya abi. Hop, çıkıyor ortaya. Çıkıyor değil mi? Bitti değil mi? Çıktı değil mi? Ha, yumuşak bir bezle. Okey, tamam. Bu kim ya? Bu kim acaba? Aha. There's another person in the photograph. İçlerinden biri ölmüş bence, o dört kişinin. Tamam mı? Bu üçü oradayken öldürmüş falan gibi bir durum var bence. The swollen eye who was concealed within this photograph. A dispute of some kind, you think, Watson? Possibly.
Bence şey, tam hastalık diyecektim, alerji gibi, böcek ısırması gibi diyecektim. South America, brilliant Watson. Happy to help. Is it deadly? Well, there is a chance he survived. I shall ask Sir Charles, but who knows what he'll say. I have an idea. There is only one hospital for such illness. The Hospital for Tropical Diseases. Bir de hastaneye mi gideceğiz? Yeter ya, yeter. Well, the chances are slim, but I'll pay them a visit. If he's in London, they would have seen him. Kesin hastanede de o adamla direkt karşılaşırız, ben size söyleyeyim. Şimdi yapacağımız şey diyalog. Guatemala keşfindeki gizli bir adam var. Tamam, kimle diyalog kuracağız bunu? Kimle diyalog kuracağım bunu? Yine kulübe mi gideceğim şimdi ben? Bir oraya gidiyorum, bir buraya gidiyorum. Yeter arkadaş, beni yordunuz, yordunuz ya. Bir çıkarımları açalım bu arada. Bir sürü çıkarım kazandık o sırada. Şimdi Grostock'un koleksiyonu, tamam mı? Grostock'un ziyaretiyle alakası yok. Kulübün borcuyla alakası var direkt. Direkt kulübün borcuyla öyle. Sir Charles Grostock'un koleksiyonu ele geçirmek, satabilmek için onun ölmesini arzuluyordu olabilir. İhtimali var. Maya takvimi için ziyaret etti ama Sir Charles yalnız da onu ziyaret ettiğinde okey. Fiziksel yetenekler, bunları denemiştik zaten ya. Aynen. Tamam, henüz bir şey birleşmedi kafamızda. Bu hastane vakasından ve Sir Charles'la konuşmamızdan sonra muhtemelen bu durumlar biraz daha ortaya çıkacak. Bir kafamızda net bir fikir çıkacak ortaya. Hissediyorum. Gel buraya Sir Charles. Ya seni fena köşeye sıkıştırıyorum evladım. Sen var ya öyle bir köşeye sıkışıyorsun ki yakın zamanda her şeyi öteceksin. Sen öldürdüysen öldürdüm de kardeşim. Böyle olmaz. Bunu zaten yapmadık mı ya? Aynen yaptık, tamam. I found this photograph on your wall. You're in it, but do you know who these men are? Particularly the gentleman with the swollen eye. Oh, him. But that's poor Mr. Albiot. He died from fever during an expedition to Guatemala 14 years ago. Yaşamını yitirdi. Maya Kiche temple. But everything went wrong. Maya Kiche. Bak bu kadar ortak nokta var, hiçbirini söylemiyor. Bir şey var bu adamda ya. O Bernard Marley, another member. Bernard Marley, tamam. Onun da bir şeyi var. Ne? Burada mı? Adam heykeli de o yapmış. Oo. Well, the devil if I know. We never did locate him. Ben o dünyanın içinde, ben sana söyleyeyim. O dünyanın içinde abi. O dünyanın içinde. Selamünaleyküm. The statue of Takunu Man. Mr. Bernard Marley, I presume. My name is Sherlock Holmes. I have to ask you about an expedition to Guatemala. Shh, not here. It's too dangerous. I'll give you my card. Visit me there where we can talk. Bu ne ya? Cool kaçtı gitti hemen. Allah Allah. Dökümhane müdürüymüş, tamam. Gideriz. Gideriz kardeşim. Ona da gideriz. Tamam gidelim hadi. Hadi. Grab sokağına gidiyoruz. Hadi bakalım. Dökümhane müdürü. Çıkarımları açayım bu arada tekrardan. Bir çıkarım daha kazandık. Keşif. Maya takvimi. Tabii. Lanet gerçek ve keşif üyeleri tarafından, lanet diye bir şey yok ya, olanlara yönelik yalandan böyle şey yapıyorlar işte. Ah! Sölçer sanatın farkında, kusursuz bir fırsata sahipti. Fırsatı olması onu bir kadir yapmaz. Bilmiyoruz abi. Bilmiyoruz. Henüz bilmiyoruz. Tamam mı? Aa, gerçi kulübün borçları var. Neyse dur bir konuşalım da tekrar bakarız çıkarımlara ya. Orada bir şeyler var kardeşim. Bir kafalar karıştı. Dökümhane. Dökümhaneyi arıyorum. Tamam onu anladık. Dökümhaneye... Niye oraya tekrar bakıp duruyorsun? Gideceğim işte. Biliyorum, anladık. Yolun sonunda ileride bir yerdedir yani. Dökümhaneyi arıyoruz sonuçta. Bu adama soralım. Yok sormayalım, tamam. Dökümhane bu mu? Direkt. He, Glumpton sokağı. Tamam burası. Excuse me, where is Grub Street? Buradayım zaten. Not entirely sure, but I think it's the street going up the hill, not far from here. Bayır yukarı çıkan sokak nerede ya? Gumbel's Road, Possum Street. Bayır yukarı çıkan sokak. Excuse me, where is Grub Street? I don't know. Okay.
Bayır yukarı çıkan sokak. Bayır yukarı çıkıyor musun kardeşim sen? Ne kadar git git bitmedi arkadaş. Bakayım. Burası da değil. Aa, bayır yukarı çıkan sokak. Buldum. Bu kadar abi işte. Dümdüz gideceğim, bulacağım. Bak bak. Bana gel gel yapıyor. Bana gel gel yapıyor. Selam. Dökümhaneyi arıyorum ama. Tamam neyse. Git sen. Foundry işte burada. Dökümhane. Selam. Bu adam da işin içinde olabilir ha. Ben sana heykeli alıp erittiyse bir anda. Ben şunlara bakacağım. En son adamla konuşuruz. Al işte. Al işte. Bir heykel daha. No oxidation. This metal arm has never been outside. It's not part of the bowling club statue. Heykelin sadece kolunu çıkarmış o zaman. This mechanism is quite modern. All the gears are of good quality. Strange to find it in a foundry. Bununla da zamanladı belki. Saçma. There were two large boxes. Tamam, bu adam ya, bu adam. Katilimiz bu adam arkadaşlar. Furnace for melting metal. Something large and heavy was dragged here. Two large boxes which were inside the warehouse. They were taken to Bernard Marley's office. It's probable that the missing crates contained pieces of Takun Uman's statue. Hemen gidip bakalım. Hemen 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 hemen. Ama kapıyı çalarak değil, gideceğiz içeri bam güm. Halledeceğiz abi. Mr. Holmes, you must forgive my escape at the club. It wasn't a safe place to talk. And it's safer here. Yes, better here. Not my office. I have secured my foundry, you know. Huh, reassuring. Pek güvenli durmuyor ama. Neyse. Yalancı. Bu adam yalancı. İhmalkar bir adam. Okey. Oo, bir sürü şey var orada. Takısı var. Tılsımlar. Koruma. Aa, lanete inanıyor bu adam. Tamam mı? O yüzden Maya takviminin birinin eline geçmesini istemiyordu. O yüzden büyük tartıştılar. Sonra mızrakladı gitti. Oy, çok kötü kokuyor bro. O ne öyle? Yağ kokusu. Her yere yağ olmuş ya. Gözlük. Kör. İşi yakın gözlem gerektiriyor. Baksana 10 tane büyüteç var ha. Saçmalama. Yaralanmış. Sert nesnelerle çalışıyor. Karmaşık çalışmalar. Kusurlu oldu. Kusurlu oldu. Dur, bir daha yapacağım. Bir daha yapacağım. Dur. Dur, sadece şunu değiştireceğim. İşi yakın gözlem gerektiriyor değil de sert nesnelerle yerine değiştiremiyor muyum ya? He? Onu yanlış yaptım ya. Tüh. Did you know Zacharias Greystoke the victim? Yes, he was a brave friend. Such good karma until yesterday. Do you recognize the unwell man in this photograph? By Jove, albeit. Yes, that's him. The poor fellow met his end in Guatemala. Öldüğünü nereden biliyorlar ki? Bence ölmedi. Not really, but he was an active member and a courageous man. Too courageous. You can't fight against the Quiche gods. And what of the expedition? You were seeking a Mayan temple? Yes, the temple of Tekun Uman. Another one of Charles's stupid ideas. Charles, Tekun Uman'a çok takıntılı. There was some kind of strange force that prevented us from entering. An evil aura. It was Tekun Uman's emanation. We could all feel it. Albeit its disease worsened suddenly, there was nothing we could do. Okay. And now, with Zacharias's death, the curse has been after 14 years. Prophecies are timeless, even in the beyond. There is no escape. Tekun Uman. What's your opinion on Tekun Uman's statue having disappeared? I don't know, but I have nothing to do with it. Nothing. Acaba. But in fact you do. You made the statue. That's true. But it was 10 years ago. You can't blame me for that. Don't you think so? After all, it is the statue that is responsible for killing. No, it's Tekun Uman. But who could imagine kafayı yemişler bunlar. Statue replica would be chosen by Tekun Uman. Çok garip şeyler yaşanıyor.
kehanete bakalım. Zacharias believe in the prophecy. It's not a matter of belief, don't you understand? Zacharias was convinced that we could stop the curse by studying the calendar. What insanity. Hmm. He sent me a message. He wanted us to visit the club and try to convince Charles to remove the calendar from the award ceremony. But you didn't go. I knew Charles would refuse. Anyway, studying the calendar wouldn't help. Tekun Uman is far too powerful. Your relationship with Charles Yellingham is... not friendly. Well, it is reciprocal. You know, most of his expeditions are failures because he is too focused on his hypothetical career to be in politics. He has political ambition. Well, that would be an understatement. He has ambitions for the House of Lords, and the club is his means of achieving this. Çok fazla hırslı bir adam ya. Disastrous management. He still succeeds in finding money. I wonder how. I have to leave you now. I've got paperwork to do. Bizim içeriği görmemiz lazım. Bu adamda bir şey var. Kesin içeride bir heykel daha yapıyor. Well, goodbye then. İçeri girmemiz lazım bizim. Marley is hiding something inside his office. Gece olunca Watson'la birlikte oraya ziyaret. Tamam. Tamam, olur. Katilini araştırıyoruz. Eve gidelim o zaman. Eve gidelim. Artık yapacak bir şey kalmadı. Gece olunca geleceğiz nasılsa. Baker Street diyelim. O sırada da çıkarımlarımıza bakalım efendim. Bakalım neler neler bulduk. İçeri girilmedi. Hepsi hiçbiri birbiriyle uyuşmuyor ya. Bu ne ya? Tamam. Habersiz. Lanetin farkındaydı. Lanetin farkındaydı. Onu biliyoruz. Oo yok canım daha neler. Hemen değil, hemen değil. Hemen çıkarım yapamayız. O kadar hızlı değil. O kadar hızlı bir şekilde onu suçlu bulamam. Biraz daha araştırma yapacağım. Ardından karar vereceğim. Çünkü ortada bir sürü şey var. Lanetin farkında olabilir. Olmayabilir. Olmuyor. Yok değilmiş gibi görünüyor ama olabilir. Belli olmaz bu işler arkadaşlar. Birazcık bekleteceğiz. Piyano. Bizim kızı almış yine. Bak bu kadından da hoşlanmıyorum ha. Ben sana söyleyeyim. Playing the piano should disobey me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The post. Bayan Alice'e gelmiş bir mektup. Bakmamız lazım. Çok merak ettim. Give it to me, Watson. Çok iyi haber. Ya çünkü kadından şüpheleniyorum ama mektuba bakmamız lazım bizim. What are you going to do? Tamam, hemen bakalım. Hemen bakalım. Merak ediyorum. Bu kadında bir şey çıkacak abi. Ama çok tatlı bir şekilde açmamız lazım. Bir şey kullanmamız lazım. Ateş olur. Ateş olur, tamam mı? Ateşle birlikte su kaynatırız. Tamam mı? Su kaynayınca suyu onun üstüne dökmeyeceğiz herhalde. Ha buharıyla. Buharıyla açacağız. Buharıyla açacağız. Ne kadar zekice hamleler bunlar. Sayın Holmes. Holmes yapıyor bu işi. Keskin bir şey. Hemen bulalım. Bıçak. Yapıştır abi. Vay be. Önce yapışkanı biraz cıvıttı. Sonra bıçakla araya girdi. Çok güzel. Alice. Yani sonunda başardın. Taşınıp onun yanına yerleştin. Çok cesursun. Onun yanına. Seni etkileyecektir. Nitekim ona karşı dikkatli ol. Babanın gemisini bulduğumu söylemek için yazıyorum. Biraz hasar görmüş ama hala su üstünde. Dilersen onu kullanabilirsin. Bilmelisin ki babam benim için bir kardeş gibiydi. Sana yardımcı olabileceğim herhangi bir şey olursa lütfen çekinmeden söyle. Herhangi bir şey. Risklerin ne olursa olsun. Çok büyük sıkıntı var burada. Ya açılmamış gibi mühürlesen ne olacak abi? Tamam. Neyle yapıştırabiliriz? Şununla mı? Okey. Tamam. Ayarlıyorum abi hemen. Hemen ayarlıyorum. Hoppa. Bitti bu kadar. Kolayca bitti. Şimdi Alice'le konuşmam lazım. Balkona çıkalım. Tamam tamam. Balkona çıkıyoruz. Buradan balkon yok mu? Balkonda konuşalım. Balkona çıkmamız lazım. Şuradaki balkona çıkacağız. Bizim balkondan onun balkona yani. Aynen. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask?
I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frighten me. You won't say that. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... Her şeyi biliyor bu kadın. Don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it, see? You're tehlikeli, wonderful. Çok tehlikeli. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secret or for her to be unhappy. I have to go inside now. Kadın ciddi ciddi tehdit mi ediyor bizi? Gerçekten bunu yapıyor ya. İnanılmaz. Büyük sıkıntı var. Hemen Watson'la konuşmalıyım. Ah, Watson. Hurt. I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the hospital for tropical diseases. Yaşıyor His name işte. Is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him. But you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Holmes, we have to go to the hospital. Tam doktor olarak mı giyineyim yani şimdi? Önce hemen buradan bir doktor şeysi. Burada bir doktor vardı hatırlıyorum. Tamam mı? Şöyle yapalım. Tamam mı? Sonra bir de gözlük takalım. Hani saklanıyoruz. Hani anladın mı? Bilgiliyiz. Doktoruz. Tıp okuduk 8 sene. Holmes, we have to go to the hospital. Ama hadi gidelim o zaman ya. Önce bir hospital'a gidelim. Oradan şeye de gideriz. Çok değişik kitler dönüyor. Benim de anlayamadığım şeyler. Gittikçe işler daha karmaşık bir hal alıyor. Sanırım o Kate bizimle bir alakası var babasının. Gemi, baba, Kate ve biz. Bu üçlü arasında bir sıkıntı var. Kız bütün detayları biliyor. Kadın. Kızının olmadığını dahi biliyor yani. Oh, Dr. Watson. Hello. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. Pencere tarafındaki kabin. Okay. Bu. Bu adam. Tek atarım arkadaşlar. Mr. Byron? More doctors? Please. I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Yapabilecek gücü yok. Adam kolu bile yok. Adam. Ne mızrak atması. Şuraya bak. Adam gözünü de kaybetmiş. Hastalık izleridir. Zincire bağlanmış olma ihtimali ne? Yüzde kaç abi zincire bağlanmış olma? Hiç sanmıyorum. Bu adam zincire bağlanmış abi. Yok. Karar verdim. Zincire bağlanmış abi bu adam. Yok. Hastalığın izleri böyle derin olmaz herhalde yani. Zannetmiyorum ya. Bu tarz olmaz herhalde. Hani şişlik mişlik okey de. Afyon kokusu. Keşme yanesi. Adam paso sigara içiyormuş demek ki. Okey. Ayakları kirli. Çok kirli. Yağ ve sebze. Kalabalık pazar yerinde takılmış. Kolu yok adamın. Sağ kolu yok. Sakat. Güldürdük ama yani cidden acı bir durum tabii. O da ayrı bir konu. Albeit. 45 yaşlarında kendisi bir arkeolog ve arkeoloji kulübünün eski bir üyesi. Kulübünün diğer üyeleri onun öldüğünü düşünüyor. Albeit Güney Amerika seferinde gözüne zarar veren bir hastalık kapmış. Yıllar önce kolunu kaybetmiş. Sebebi belli değil. Uyuşturucu bağımlısı ve düzenli olarak karabalık bir pazar yerinin yakınlarındaki bir keşmeyanesini ziyaret ediyor. Bedeninde zincir izleri var. We would like to ask you some questions. About an expedition that took place 14 years ago. Reddedip kovacak herhalde. What expedition? You're wrong. I've never left London. O zaman hastalığı nasıl kaptı? Hastalık olmalı. Hastalık. Arama izni. Kulüpteki fotoğraf. Kulübün kapı anahtarı. Kaide. Kaide ne ya? Kaide. Kaide diyeceğiz. Maya takvimi değil. Kaide. Hayır. Maya takvimi. I think you're mistaken me for someone else. Now please excuse me but I have to go to the special care room. Bilgi alamayacağım, bilgi alamayacağım. Wait. Hayır. What on earth is going on? Please calm down. Lütfen gitmesin. I'm sorry my dear colleagues but hayır gitme. Gitme biliyoruz.
Yapma. Maya takvimi, Maya. Biliyoruz. Abi hata yaptım, inanmıyorum. Kaideye gitmediler mi bunlar? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. Nasıl yapacağız bunu Sherlock'cum? Söyle bakayım. Aha. He recently purchased Chinese tobacco. Tamam, Çinlilerle takılıyor, okey. This address is almost invisible. Tropikal Hastalıklar Hastanesi, bilmem ne sokağı, Oğuk sokağı 21'de. Tamam, bulurum ben bunu. Oğuk sokağı 21'de. Tamam, okey. Bunu bulacağım. Haritaya bakacağım, bulacağım. A man passed by a circus. Tamam. Sirk gösterisinin yakınlarından geçmiş. Okey. Bitti. Oh, you're still here. Obviously, we're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Biz götürürüz eşyalarını ya, bize ver. Holmes, it seems that Obiat has escaped. Obviously, and he knows that we are aware of his true identity. Quickly, I know how to find him. Nasıl bulacağız? Sirke mi gideceğiz? Hadi sirke gidelim. Şu an yapmamız gereken şey analiz etmek mi? Yo, harita yara. Aynen, harita yarayacağız. Oğuk sokağını bulacağız arkadaşlar haritada. O yüzden şimdilik eve gidiyoruz. Baker Caddesi. Let's go. Burada işler karışıyor. Bak, hiç alakası yokmuş bizim Charles'la. Görüyor musunuz? Charles'ın günahını aldık durduk yere. Bir kol eksikti. Heykelin bir kolu eksikti sadece. Yani adam heykel kılığına girdi. Bir kolu yoktu. Onun kolunun yerine de heykel koydu. Sonra diğer eliyle mızrağı fırlattı. Tamam, mızrağı fırlatmadı. Diğer elif mızrakladı onu. Tamam mı? O da heykel kaçıyormuş gibi yaptı. Sanki lanetmiş gibi gösterdi. Bu ikisi ortaklar abi. Bu şeydekiyle bu adam ortaklar bu ikisi. Ben size söyleyeyim. Nasıl çözüm? Bir anda Sherlock. Hadi bakalım. Bak, bu sefer doğru bildim. Hissediyorum. Hissediyorum arkadaşlar. Hissettim. Ben de bulabilirim. Ona bakarsan. Oğuk sokağı. Kalabalık bir pazar yeri. Bir sirke gittiğini biliyoruz. Ayrıca bir Çin tütünü de almış. Çin tütünü. Hepsinin yakın olduğu. Yani sirk. İşte ondan sonra cima. Tütüncü ve şey. Hepsi. Böyle mi? Böyle mi sence? Değil mi böyle? Aha, tek attık. Yalandan. Oğuk sokağı. O-O-K. Ben bir şey yapamıyorum ki burada. Heh, geldi. Oğuk sokağı. Oğuk sokağı. Düşünüyorum. Bakıyorum bir yandan. Oğuk sokağı, Oğuk sokağı. Oğuk sokağı. Nerede? Siz görebildiniz mi gençler ya? Ben niye göremedim? Neredesin abi sen? Aha! Brook Street abi. Saçma sapan. İmbir'de de kalıyor. Watson, sen ne kadar zeki bir adamsın. Sen ne kadar zeki bir adamsın. Daha Marley'in atölyesine gideceğiz oradan da. Ey anamey. Ben şunu bir vazgeçeyim de bu arada. Yanlışlıkla adamı suçlu buluruz falan. Bunları birleştirmeyeceğiz. Tamam mı? Fırsat. Laneti farkında bile değilsin sen kardeşim. Vazgeçtim ben senden. Tamam mı? Kulübünde borçları var ama. O da ayrı bir konu. Senden vazgeçtim. Şimdi yanlışlıkla seni suçlu falan bulurum. Durduk yere davayı kaybetmeyelim yani. Belli ki barizde ortada farklı şeyler var. Selamünaleyküm Albeit. Gelebilir miyim abi? Doktor kıyafetiyle geziyorum yani. The door's too strong and the lock is too solid to break with bare. Hır işte bir şey yap. Şurada kılıç var, kılıç var. Kılıç baltayla vur. Baltayla kesin ölecek adam ya. Yetişemedik ya. Yine heykel görmeyelim de. Hadi. Tamam, o delikten bak en azından. Kim onu öğrenelim. Delikten bak. Kim olduğunu öğrenelim. Görebileceğimiz bir açıda mı?
Tamam tamam, giriyoruz giriyoruz giriyoruz. Geldik geldik, yardıma geliyoruz. Geldik. O ne ya? O ne dedi kız? Ben çekilirsem adam ölür. Ha, aman diyeyim, aman diyeyim. Bu bir tuzağı mı bu şimdi? Bu bir tuzaklarıyla mı dolu burası? Burada ne kadar çok şey var. I need something sharp to cut those ropes. This table could serve as cover. This table could serve as cover. Oy. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Tamam. This table could serve as cover. Ne oldu? Q yapınca ne oldu? Ha. Sonra? Ha, halata mı ateş edeyim? Tamam, söylesene bu. Sherlock ölmedin, kalbimizde yaşıyorsun kardeşim. Tamam, hallettik. Watson, cover me. Bu arada Watson ateş ediyor, bu adam oku atıyor. Where is your adalet guys? Üzerinde, üzerinde, arkamda değil be yavrum ya. Ben üstüste hatalar yapmaya başladım. Tamam, üzerinde. Tahmin ettiğimiz gibi. Her yer bu bir tuzağı olur mu arkadaş? Yeter ya. Şaka mı? Dalga mı geçiyorsun ya? Kaç yaşında adam yaptığı hareketlere bak. Hele hele ya. Watson, come here. He's behind the screen. Kaçacak bir şekilde. Heykel olacak. Sis atma. Sis atma. Ne yapıyorsun? Kaçtı. Kaçtı. Bir play yukarı tırmanmış olmalı. Aynen. Bence de. Bizim adamı almış götürmüş mü? Bizim adam nerede peki? Help help diye bağırıyordu. Yani yok, ortalıkta yok. A statue was once here. Now it's missing. Yine bizim heykele benziyor. Yine bizim heykele benziyor. Şeyi, izler. Dünyadan burada da var. Hemen bir kıyaslasaydın, bir şey yapsaydın. Dünyanın parçasını kesin burada buluruz. Hadi be. Bulalım. O dünyanın parçasını bulalım. Aha. Buranın kilidini açmayı bulalım öncelikle. Tamam mı? Kilidi bulacağız önce. Öncelikli işimiz o. Sağda solda bir şey yok mu ya? What should we do next, Holmes? Düşünüyorum. İzin verir misin? T ile biraz bakayım. Biraz da yukarı bakalım T ile. Kesin bir yerden bir şey çıkacak da. Sadece biraz bakalım önce. Araştırma önemli arkadaşlar. Ya da F mi? F de yok. Ne yapacağız şu an? Katilini araştır. Şu an yapacağımız şey. Şu an yapacağımız şey ne acaba?
Gideceğiz buradan gibi gözüküyor. Ya bir şey çıkmadı sanki. Sanki çıkmadı sanki arkadaşlar. Çıktı mı sizce? O delikten mi çıkmış o adam? Ufak bir adam o zaman ha? Ya kesin burada bir şey var ya. Ben atlamak istemiyorum. Hiçbir detayı atlamak istemiyorum ya. Kesin bir şey var abi. Bak duvarda çatlak var mesela. Bunu bulmam lazım. Neyse ben biraz araştırayım arkadaşlar. Keserim burayı olmadı. Aha buldum. Hemen buldum. Keserim dedim. Buldum ya. Mezar varmış. Gözümden nasıl kaçtı ya. Bizim çocuğu buraya koymuş. Calm down. It's over now. It's gone. You? Oh. Why are you here? Nasıl çıktı tek koluyla ya? Helal olsun. No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. There's a locked door on the first floor. May I have the key for it? All right, but there's nothing interesting inside. Alacağım, bakacağım. Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. O zaman diğer herif. Yok ya. Bilmiyorum, garip. O zaman niye tek kolu yoktu? Muhtemelen yüksek ateşin etkisidir. Yüksek ateşin etkisi. Kulüpteki fotoğraf lanet. Lanet. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. O heykeli de o herif yaptı kesin. Kesin o herif yaptı ya o heykeli de. As in Zacharias's murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. Son keşif gezisi. Anlatsın. 14 years ago? It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how. I only have flashes of memory. But by some miracle, I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time. But at last, I managed to return to London. You are aware of Zacharias's murder, are you not? Yes, and quite aptly, I read that he was killed with a spear. Aptly? Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport. Seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekkenu man? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career and my very life as I'd known it. I changed my name and my address. Çok ilginç şeyler olmuş ya. Now I'm weak and useless. And alone. Öyle deme be. Üzülürüm kanka. Öyle deme. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekkun and man's revenge. Kötü oldu. Üzdü biraz. Üzdü biraz. Tekrar bakalım. Kesin başka şeyler vardır şimdi buralarda. Direkt aşağı mı insek ya da? Zaten baktık sağa sola. Başka bir detay yoktur artık buralarda. Aşağıya kesin o dünyanın parçalarını bulacağız bu kitle odada. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yiyecek bir şeyler var. Hemen bu kutuyu açtım. Aha. Kesin burada. Bu kutunun içinde. Hadi. Hadi. Ah be. Solu açacağım bu. Ne bu? Hmm. Eşi ve oğlu. Hayat gitmiş abi. Hayat gitmiş adam. Şu mektubu alalım. Brezilya Sapoğlu 1883. Bendeniz Claudio bilmem ne. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere Albeit özgür bırakıp tüm haklarını kendine ve soydaşlarına teslim ediyorum. İlginç bir mektup. Ben anlamadım buradan bir şey. Sevgilim, acını anlıyorum ama bilmelisin ki bu kararı yalnızca seni korumak için aldım. Gerçek dünyaya nasıl dönebilirim ki? Bu başarısız keşfe dair korkunç, utanıcı ve köle düştü. Köle düştüğümü biri keşfedecek olursa oğlumuzun adı sonsuza kadar hafızamı tapınağında bırakmak iyi olurdu.
Seni son bir kez görebilmek için geri geldim. Arkeolojik hayatımın tüm sonucu olan değerli koleksiyonumla birlikte yalnız ölmek istiyorum. İcra memuru bir arkadaşım. Ben öldükten sonra satışlarla ilgilenecek ve tüm geliri sen alacaksın. Lütfen mutsuz olma. Ölümüm aslında bir kurtuluş. Cenaze törenim için ayarlamalarını yaptım bile. Hoşça kal. Umarım beni affedebilirsin. Sadece sonunda huzura kavuşabilmeni diliyorum. Çok ilginç şeyler dönüyor burada, ben size söyleyeyim. Anam sanki intikam alıp öldürmüş sonra da kendini, öldürecekmiş yani. Öyle bir durum var sanki burada. Duvardaki çatlak el izleri. Kesin bir şey var. Hareket edebilir. Aa evet. Şu parça hareket edebiliyor. Aha yakaladık. Dünyanın parçası. Yok değilmiş. Tamam. Tamam sakinim. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. Kesin dünyanın parçası bu. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. Dişli var burada. This model forms a part of another larger model. Dünyanın parçası bu ya. 1894. This model was created after the expedition to Guatemala. Okay. This bed is very small. Hakikaten ha. Yatak ne? Oğlu! Oğlu işledi bütün cinayetleri. Heykel oğlu. Oğluyla bu adam. Şey adam. O şeydeki adam. Oğlu. Oğlu var bu işin içinde. Beni alın buradan. İmdat. Gerçekten kafayı yiyeceğim. Yemin ediyorum çıldıracağım. Şimdi diyalog kurma vakti. Gideceğim. Bu yatak niye küçük diyeceğim yukarıda adama. Bu yatak niye küçük kardeşim? Sen burada yatmıyor musun diyeceğim. Niye aşağıda yatak var? Niye küçük? Sen sus Watson. Şu an iş üzerindeyim. Küçük oda. Well, it is for my son Gulliver. After my official death, my wife and he left for Glasgow. On my return, I installed this room. So they know about you. My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is the life of a crippled father? They will lose me again. Üzücü. En son ne zaman geldiğini öğrenmemiz lazım oğlunun. Belki de oğluydu en başından beri. Mr. Albeit, what is this? Dünyanın parçası. It's impossible. How did you find it? Nasıl? Kutunun içindeydi, nasıl yani? Ha şey, arkadaydı. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. Aha! Kulüpteki kürenin içinde. Ne dedim? Ne dedim beyler? In Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the temple? Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. Wow. But I was too weak. I was unable to solve the mystery of its entrance. I'd failed there. I always wanted to understand why. So upon my return, you rebuilt this final part according to your visions and nothing. But I'm dying, and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. Oğlu işin içinde. Oğlu işin içinde. Oğlu işin içinde. En önemlisi o. Hemen oğlunu durdurmamız lazım. Ben size söyleyeyim. Albert'in intikamı. Albert'in oğlu var mı? Ha. Var. Değilmiş. Ne kadar kolay böyle ya. Ha. Neyle bağdaştırdık kim bilir ya. Yemin ediyorum şaka gibi. Albert yalancı. Son piramit modelini inşa edebilse içine girmeyi başarmış olmalı. Model üretebilmek için piramidin içine girmiş Hayır sanmıyorum. Hayal gücü olamaz abi. Albert yalancı bence. Fiziksel yetenekler. Albert'in oğlu fiziksel yeteneklerle birleşebilir. Albert'in evindeki saldırganla alakası yok mu? Yok. Cinayet hakkında... Pencereden geçerek kaçtı. O ufak delik gördük ya yukarıda. O yüzden oğlu olabilir. Mantıklı. Sonracıma. Albert'in evindeki saldırgan. İçeri girin. Albert... Fiziksel yetenekleri var. Tamam. Ama küçük cüsseli değil. Aynen. Küçük çocuk da olamaz o yüzden. Demek ki küçük çocuk katil olamayacak. Yeterli güce sahip ve kurnazlığa sahip olamaz. Yatak o küçükse ona, o kişi ayrıca katil de olabilir. Bence küçük şüpheli yani. Şey değil de.
Maya tak. Olmuyor ya. Albeit'in görüntüleri diyelim o zaman buna da. Heykel dedi. O yüzden oğlu olabilir. Ha, Sir Charles ve Bernard Marley'in söyledikleri Albeit'in birbirini tutmuyor. Nitekim hiç tapınaktan bahsetmiyorlar. Ama tapınağa girdiler ve bunu bizden saklıyorlar. Tamam. Tamam, bundan sonrası birleşmiyor. Tamam, okey. Şimdi Sir Charles lanetin farkında kusursuz bir fırsata sahipti diyeceğiz. Tamam mı? Sir Charles kulüpteki başka bir koleksiyonu da satabilirdi. Evet, bir sürü koleksiyon vardı orada. Kusursuz bir fırsata sahipti değil demek ki, bir haber diyeceğiz. Tamam, yavaş yavaş geliyoruz sonra arkadaşlar. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Bundan kalanını artık haftaya yapalım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha böyle iyice derinleşiyor, iyice garipleşiyor hikayeler. Kate var. Kate mi var biliyorsunuz, yeğen komşumuz. Bir yandan kızımızla ilgili sıkıntılar yaşayacağız. Kim bilir neler olacak daha. Hadi sıradaki videomuza geçelim diyeceğim de sırada video yok. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.